Hepiniz ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü, anma günü. Bugünün anlam ve önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle buradan başlayalım. Hoş bulduk diyeyim. Saygı olsun bu çelik atlıların göktuğuna, tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna. Tüm yaşamını, vatanı ve Türk milleti için harcayan, tarihin kaydettiği en büyük devrimcilerden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıl dönümünde kendisine saygı ve şükranla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, övgüye değer birçok üstün meziyetli şahsında toplamış büyük bir fikir ve devlet adamıdır. İleri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile dünya tarihinin unutulmaz komutanları arasında yerini almış askeri bir dehadır. Bu vesile ile kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Peki şu anda toplum içerisinde çok fazla genç bir nüfusumuz var. Gençlerin toplum içerisindeki yerini nasıl görüyorsunuz? Sonuçta bu ülkenin geleceği Atatürk de gençlere bıraktı bu cumhuriyeti. Peki şu andaki gençlerimizi nasıl görüyorsunuz ve geleceğimizi ne gibi şekillendirecek çalışmalarda bulunuyorlar? Nasıl değerlendireceksiniz bu durumu? Şimdi Atatürk'ümüzün Türkiye Cumhuriyeti'ni bıraktığı gençler o devirden bu devire geldiğimiz zaman büyük farklılıklar göstermiştir. Ta ki 90'lı yılların gençliğine kadar. 90'lı yıllardan sonra gençliğimiz tamamıyla bozulmuş ve asimile olmuştur. Bunu şu şekilde izah edeyim ben size. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde tabii ki gençlerimize söz hakkı vereceğiz. Onlara konuşmaları, fikirlerini beyan etmeleri ve kendilerini toplumda olduklarını hissetmelerini söz hakkıyla kendilerine iade etmiş olacağız. Ama şu an gelindiği noktada bizim gençlerimizin tamamı uyuşturucunun ve içkinin batağındadır. Mesela ekstazi, ondan sonra kristal yani meth diye böyle, esrar, haşiş, kokain, speed uyuşturucu, GHB uyuşturucu, eroin, yapıştırıcı depresanlar kullanıyor. Şu an gençlerimizin tamamı uyuşturucu batağındadırlar. Ve bunlar kendilerini bir şekilde çıkmaza sokmuşlardır. Artık hayatlarındaki boşluklardan mı? Yoksa toplumda gerekli değeri görme işlerinden mi? Veyahut da toplumun onları fark edeme işlerinden mi? Bunu biz de bilmiyoruz ama bu konuda devletimizin daha duyarlı ve daha insancıl davranmasını bekliyoruz. Günümüzde baktığınız zaman sokaklarda bir sürü gencimiz var bizim. Bir sürü sokak çocuğumuz var bizim. Ben bunları hiç kimsenin dile getirdiğini görmedim. Çünkü yatırımların tamamı taş bloklara yapılmış ve tamamıyla maddi bir düşünce almış insanları. Ve bu maddi düşünce içerisinde ne yazık ki bu gençlerimizin herhangi bir maddi katkısı olmayacağı düşünülmüş olsa gerek ki bu gençlere henüz yatırım yapan veyahut da bunlar için yol alan kimse yok. Şimdi Atatürk'ümüzün gençliğe hitabesini dahi sorsanız bilmeyecek gençlerimiz var. Tarihinden yoksun gençlerimiz var. Bugün tarihsel, bilimsel açıdan çalışma yap diyeceğiniz pek nadir gençlerimiz var bizim. Bu gençleri bizim bir an evvel toparlayıp yitip giden gençliğimizi toparlamamız lazım. Ha bunu nasıl yapabiliriz? Duyarlılıkla ve onları içtenlikle dinleyerek, onlara söz hakkı vererek. Ama biz şu anda ne yazık ki gençlerimize sahip çıkamıyoruz. Tabii bunların başında şunlar da geliyor. Boşanma davaları çok bugün günümüzde baktığımız zaman ülkemizde. Bu boşanma davaları bunları çok olumsuz etkiliyor. Şimdi çocuk annede veya babada kalması çok önemli değil. Kimde kalırsa kalsın, anne veya baba hayatını idame ettirebilmek için veya hayati mücadelesini sürdürebilmek için çalışmak zorundadır. Çalışmak zorunda olduğu için de çocuğu tek başına bırakıyor. Çocuk da topluma uyuyor. Bozuk bir topluma uyan bir çocuktan da ancak böyle bir genç kazanabilirsiniz. Sabah mesela bizim buradaki parkta şahit olduğumuz olay
13-14 yaşlarında diyebileceğim genç bir kızımız ve genç bir oğlumuz uygunsuz bir şekilde oturuyorlar. Çok affedersiniz, sevişir derecesinde. Biz bunları ikaz ettiğimiz halde bunda ne var ki diyebiliyorlar bize. Şu an gençler büyüklerini tanımıyor. Çocuklar büyüklerini tanımıyor. Yani 10 yaşındaki bir çocuğa yanlış yapıyorsun dediğin zaman neredeyse bıçağı alıp üzerine saldıracak derecede. Geçen bir arkadaşımızın, değerli bir dostumun başından geçen olayı size anlatayım. Trafikteyim diyor. 18-19 yaşındaki genç yanında kız kardeşiyle diyor. Aracı önüme kırdı. Neredeyse kamyonun altına girecektim. Ne yapıyorsun dediğim zaman diyor çocuk üzerime yürüdü. Yani böyle bir gençlik olmaz. Bizim bir an evvel bu gençliği toparlayıp bilinçlendirmemiz lazım. Bunların küçüklük, büyüklük olgusunu kazanması lazım. Tabii bunları kazanabilmesi için önce haya, önce edep, her şeyden önce Allah bilgisi ve Allah'ı tanıtmamız lazım bunlara. Sonuçta Allah bizi yaratmıştır. Biz de bu yaratılmışlığın bilinciyle onlara konuşmaya ve onlara hitap etmek zorundayız. Ama onlara hitap ederken onları da dinleyelim lütfen. Peki Turan Sancağı'nın gençlere yönelik çalışmaları nelerdir? Biraz onlardan bahset. Turan Sancağı olarak biz daha önce Turan Lisesi fikrimiz vardı bizim. Tabii bu konuda halen daha destek bekliyoruz. Biz bir gençlik lokalı düşünüyoruz. Bu bağlamda da belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'yla sağ olsunlar daha önce görüştük. İnşallah müsait bir zaman tekrar görüşeceğiz. Bir gençlik lokalı düşünüyoruz. Bu gençlik lokalinin içerisinde de bizim eğitimci arkadaşlarımız, değerli öğretmenlerimiz var. Ha, bu öğretmenlerin yanında tabii ki ilk yardım, şunlar bunlar hepsi içinde olacak şekilde ayarlayacağız. Ve bu lokalin içerisinde de tamamıyla kitap kokusu oluşacak. Tarihi ve kültürel açıdan biz bu gençlerimizi ne kadar iyi eğitebiliriz diye düşünüyoruz. Bunu da inşallah bir an evvel uygulamaya geçireceğiz. Peki az evvel boşanma davalarından bahsettiniz. Bu boşanma davalarına yola çıkarak kadınlara verilen değerden de aslında bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda kadınlarımıza yönelik bir şiddet uygulanıyor. Erkek şiddeti olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlarımız toplumdaki yeri nedir? Gerçek anlamda değerlerini görüyorlar mı? Yoksa çok fazla değer gördüğünü mü düşünüyorsunuz haddinden fazla? Bu konudaki fikirleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Kadın fıtrat olarak hani bizim gördüğümüz kadarını söylüyoruz. Erkeğe nazaran zayıf yaratılmıştır diyor. Halbuki kadın toplumun en güçlü yaratılmış canlısıdır. Benim gözümde kadın çok güçlüdür. Ama kadınların talihsiz yanı şudur. Önce birinin kızı olurlar. Sonra birinin kadını olurlar. Sonra birilerinin anneleri olurlar. Ama kadın toplumdaki değerini almış mıdır deseniz, şu koşullarda, bugünkü şartlarda bakarsanız almıştır. İslam'da biliyorsunuz ki kadın daima ön plandadır. Yoksa kız çocuklarının diri diri gömüldüğü tarihleri unutuyorlar mı? Çünkü biliyorsunuz cahiliye döneminde kız çocuklarının diri diri gömülme olayı vardı. Ama İslam kadını mezardan çıkardı, baş tacı yaptı. Şimdi kadınlarımız toplumumuzda gerçekten değerlidir. Kendi işine sahip kadınlar daima güçlüdür. Onun yanı sıra şu vardır. Şimdi günümüz insanlarına baktığınız zaman biz cennet anaların ayakları altında deyip geçiyoruz. Ya cennet kimsenin ayağının altında değil. Bizim cennet anaların ayağında dediğimiz kısım şundan ibaretti. Bizim mesela kendi analarımızdan örnek verelim. Kendi geçmişimizden, örfümüzden, adetimizden örnek verelim. Bizim annelerimiz namazında, niyazında, abdesti temiz insanlardı. Şu anki annelere ben bunların dışında tutmuyorum ama şu var. Mesela günümüz internet çağı olduğu için biliyorsunuz çok uygunsuz kadınlar da vardır. Bu dediğimiz kriterlere uymayan kadınlar da vardır. Çocukları boş verenler, başka erkeklerle oturup kalkanlar da vardır. Biz bu kadınlara nasıl cennet annelerinin ayaklarının altında diyebiliriz ki? Böyle bir cümle de talihsizlik olur. Ama şunu söyleyeyim, bizim iffetli, namuslu kadınlarımız her zaman başımızın tacıdır. Ama ilk ayet biliyorsunuz ki erkeğe geldi. Gözünü haramdan sakın diyor. O yüzden
Bizde de aslında biraz var. Peki Turan Sancağı'na tekrar dönecek olursak, önceki konuşmamızda Turan Sancağı'nın Elazığ'a bakış açısı kalesi olarak görüyor demiştiniz. Doğru. Peki doğuya bakış açısı nasıl? Ve bu kale olarak gördüğü Elazığ ne gibi Turan Sancağı'ndan faydalanıyor? Biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Sancağı doğuya bakışı, batıya bakışı diye bir özellik yoktur. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben burada doğmuşum. Ahmet Hakkari'de doğmuş. Mehmet Hakkari'de doğmuş. Mustafa da terör olaylarının ortasında doğmuştur. Ama sonuçta hepsinin başında dalgalanan bir al bayrağımız var bizim. Bu al bayrağın çatısı altında doğan her Türk vatandaşı bizim zaten öz evladımızdır. Bundan dolayı kimseyi kimseden ayrıt edemeyiz. Çünkü biz bir bütünün tamamıyız. Bunu ayrıştırmak da zaten bölücülük olur. Biz bölücü değil, birleştiriciyiz. Bu yüzden bizim doğu batı kavramımız yok. Şimdi ben Bingöl Genç'te doğumumu kendim seçmemişim. Annemin, hanım babamın Ali olmasını da ben seçmemişim. Bu benim kaderimde vardı. Ben şimdi Zazayım diye veyahut da Kürdüm diye Türk değilim mi diyeceğim. Böyle bir ibare talihsizliktir. Ben Türk oğlu Türk'üm. Çünkü Türk'ün öz vatanında doğmuşum. Şimdi Bingöl dediğiniz, Elazığ dediğiniz, Tunceli dediğiniz veyahut da Erzincan dediğiniz bölgeler Türkiye Cumhuriyeti'nden hariç mi ki ben hariç olayım? Ben de bu devletin bir ferdiyim, bir vatandaşıyım. Burada yiyorum, burada içiyorum, burada doyuyorum. Aynı sofrayı paylaşıyoruz biz. Dolayısıyla burada bizim doğu veya batı anlayışı veya doğu batı bakışı yoktur. Turan bir bütündür. İnşallah o bütünlüğün içerisinde hepimiz yer alacağız ve hepimiz birleşmiş olacağız. Bundan dolayı aramızda herhangi bir bölücü unsur olamaz. Bizler birleştireceğiz. Peki toparlayacak olursak son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak toparlamak istediğim konu şu, tekrar söylüyorum. İnşallah gerekli mercekler de bizim bu konuşmalarımızı görürler ve takip ederler. Bizim şu anda yitip giden bir gençliğimiz var. 16-17 yaşında değil artık. 9-10-11 yaşında bizden sigarasına çakmak isteyen çocuklarımızı görüyoruz. Bunlar çok ağır ithamlar. Şu anda esrar, eroin ve demin saydığım ekstazi kullanan gençlerimiz var. Okulların önünde, arkasında, sağında, solunda adam normal bisküvi satar gibi esrar satıyor. Bunlara bir an evvel müdahale edilmesi lazım. Ve biz şunu toparlayacak olursak tekrar 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 söylüyorum. Bizim şu anki gençliğimiz ne yazık ki ölü bir gençlik. İnşallah bir an evvel bu gençliği toparlarız. Yine de devlet ebed müddet Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Peki, teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ Çalışmanızı olun. başarı dileriz. Sağ olun.